Yazıklar olsun sana Bünyamin. Bunu nasıl yaptın? Utanmadın mı? Bünyamin, bu işi gerçekten sen mi yaptın? Mısır Aziz'ine böyle mi karşılık verecektin? Bize az mı iyiliği dokundu? Niçin? Niçin bizi ona rezil ettin? Bizi bütün Mısırlılar içinde rezil etti. Başımız eğdi. Onun yükleri arasında bulduk. Onca iyiliğin karşılığı bu mu? Biz Mısır Aziz'inden özür dileriz. Bünyamin'in hırsızlık yapmasına şaşmamak gerek. Çünkü kardeşi de hırsızdı. Atamız İshak'ın kemerini halamızdan çalmıştı. Siz kötü insanlarsınız. Kardeşinize yüklediğiniz suçtan sadece Allah haberdardır. Onu tutuklayın. Götürün. Şimdi Bünyamin olmadan babamızın yanına nasıl dönebiliriz? Ne yapalım? Niçin böyle oldu bu? Bünyamin gerçekten de hırsızlık yapmış mı ki onu öylece alıp götürdüler? Onun ve kardeşinin hırsızlık yaptığını onayladınız. Yalan mı? İşte babamızın korktuğu başımıza geldi. Biz Allah'ın huzurunda babamıza söz verdik. Allah adına yemin ettiğimize göre ne pahasına olursa olsun Bünyamin'i geri götürmeliyiz. O olmadan babamıza ne deriz? Söyleyin nasıl döneriz? Babam Bünyamin'in hırsızlık yaptığına inanır mı hiç? Bu kadar şahit var. Yalan söylemiyoruz ki. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki İshak peygamberin kuşağını halamız Faika Yusuf'un beline dolamıştı. Aynı şekilde başka birinin o altın kaseyi Bünyamin'in yükleri arasına koymadığı ne malum? Gerçeği nereden bileceğiz? Gördüğümüz sadece kasenin Bünyamin'in yükünden çıktığıdır. Hadi Bünyamin'i bilmiyorsun. Yusuf'un macerasından habersiz misin ki ona hırsız dedin? Peygamber çocuklarının kardeşlerini yok edip ölüsüne de saygı göstermeden onu hırsızlıkla suçlayıp tövbeye de yanaşmamaları utanç vericidir. Utanç verici. Gerçekten utanç verici. Birbirinizle didişmek yerine Bünyamin'i kurtarmak için bir şeyler yapın. Mısır Aziz'inin sarayına gitmeliyiz. Ne pahasına olursa olsun Bünyamin'i geri almalıyız. Ben Bünyamin'siz Kenan'a dönmeyeceğim. Biraz bekleyin. Belki Bünyamin'i geri getiririz. Peki biz ne olacağız? Kalalım mı, gidelim mi? Nedir bu İsrailoğullarından çektiğimiz? Biraz bekleriz. Dönmezlerse gideriz. Üzgünüm. Mısır Aziz'i sizinle konuşmak istemiyor. Bünyamin'i kendi haline bırakıp nasıl gidebiliriz?
Bir şeyler yapın. Ne olur elinizden bir şeyler geliyorsa yapın lütfen. Ne yazık ki elimden bir şey gelmez. Danışman hazretleri ne oldu? Bünyamin'i serbest bırakacaklar mı? Ne olursunuz bir şeyler yapın. Bizim dönecek yüzümüz yok. Mısır Azizi bizi huzura kabul eder mi? Mısır Azizi ile görüşmeden adımımı şuradan şuraya atmam. Ya bizi huzura kabul etsin ya da hepimizi zindana atsın. Hiç söz vermiyorum ama elimden geleni yapacağım. Kardeşinizin yaptığı iş o kadar kötü ki kimse aracı olmak bile istemez. Biz o kadar yüce olan Mısır Azizi'nin bizi ümitsiz bırakacağını sanmıyoruz. Umarım Mısır Azizi sizi kabul eder. Göreceğiz. Yüzarsif Hazretleri çok öfkeliydi, çok. Siz burada kalın. Bakalım ne olacak. Biz döneceğiz. Silahlarınızı bırakın ve gidin. Bekleyin. Ne yapabileceğimize bakalım, tamam mı? Onları getirdin mi? Onları huzura kabul etmeniz için elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Kapının arkasında bekliyorlar. Onları içeri alalım mı? Bunun bir oyun olduğunu anlamadılar değil mi? Hayır. Her şeye inanmış görünüyorlar. Bünyamin'i dışarı çıkar. Birkaç muhafız daha bulundur. Ümitlerini keserlerse her yola başvurabilirler. Mimusabı onları çağırabilirsin. Kenanlıların kanunları ve geleneklerine göre hırsız köle olarak alınır. Bunu siz söylediniz, doğru mu? Mısır Azizi'nin kulu ve kölesi çoktur. Büyüklük göstererek Bünyamin'i bize geri verin. Suçlu cezalandırılmazsa hatasını tekrarlar. Mısır Azizi, Bünyamin'in yaşlı ve görmeyen bir babası var. Ondan ayrı kalmaya dayanamaz. Gelin bu acılar çekmiş ihtiyarı sevindirin. Size gösterdiğim konukseverliğe böyle mi cevap verecektiniz?
Kardeşiniz cezalandırılmalı. Sadece ona işkence yapılmaması ve kırbaçlanmaması yönünde emir verebilirim. O halde içimizden birini onun yerine alın. Mesela beni onun yerine alın. Onu serbest bırakın da babamıza dönelim. Hiç şüphesiz sizin gibi bir yüce şahsiyet bize bu iyiliği çok görmeyecektir. Siz peygamber çocuklarının Yuzarsif'ten beklentisi nedir? Siz köle istiyorsunuz. Bünyamin yerine başka biri fark eder mi? Benim köleyle işim olmaz. Yüce Allah'a sığınırım. Ben malımı Bünyamin'in yanında buldum. Şimdi onun yerine başkasını mı cezalandırayım? Bu durumda ben zalimlerden olurum. Suçlu temizlenmek için pişmanlık duyup tövbe etmelidir. Aksi takdirde onu cezalandırarak temizlemek gerekecek. Kardeşiniz hala pişmanlık duyduğunu ifade etmedi. Şu halde cezalandırılmalıdır. Bu çok kolay. Tövbe edebilir. Gerçekten de çok mu kolay? Rahatlıkla tövbe etmek mümkündür. Ancak ben suç işledikleri halde tövbe etmeyen bir topluluk biliyorum. Durumu daha da kötüleştirmeyin. En ufak bir hata yaparsanız bu saraydan canlı çıkamazsınız. Bir an önce burayı terk edin. Gidin! Biz Bünyamin'i geri getireceğimize dair Allah'ın huzurunda babamıza söz verdik. Bünyamin olmadan dönebilir miyiz? Hele hele babamızın acı hatırası Yusuf olayı ortada dururken. Onu Bünyamin'in hırsızlık yaptığına ve Mısır Azize'nin de onu köle aldığına inandırmamız mümkün değil. O zaman gençtik. Yusuf'a ve babamıza ettiğimiz zulmün çirkinliğini anlamıyorduk. Şimdi Bünyamin'i kaybedip babamızın yanına eli boş dönünce işlediğimiz cinayetin ne kadar korkunç olduğunu anlıyorum. Gerçekten bunu anlayabiliyorum. Ne oldu Levi? Bünyamin'i serbest bırakmadılar mı? Mısır Azizi'nin yüce şahsiyet, kutlu bir insan olduğunu söylediniz. Ne oldu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Her şey birden değişti. O eski Yuzarsif çıkmadı karşımıza. Peki ne yapacaksınız? Biz sizi bekliyoruz. Kalıyor musunuz, dönüyor musunuz? Ben sizinle gelmiyorum. Daha doğrusu gelemiyorum. Babam izin verinceye kadar ben de Kenan'a dönmeyeceğim. Siz gidin. Sizi bekliyorlar. Bünyamin'in olayı bize yeter de artar. Senin yokluğunu babamı nasıl açıklayacağız? Levi'nin dönecek yüzü yoktu, Mısır'da kaldı deyin. Levi ya kardeşi Bünyamin'le dönecek ya da Tebs kentinde ölüp gidecek deyin. Levi! Gidin! Kervanı bekletmeyin! Evde çocuklar ekmek bekliyor. Gidin! Mısır'a dönersek seni nerede bulabiliriz? Köle satılan kervansarayda. Orada beni bulabilirsiniz. Gidin hadi! Gidelim. Gidelim. Hadi. Babam için endişeliyim. O senden uzak kalmaya tek başına dayanamıyordu.
ikimizden ayrı kalmaya nasıl dayanacak? Şu halde bir şey yapalım ki Allah bizi ona göndersin. Bu şekilde mi? Sen beni de ondan aldın. Merak etme. Allah yakında bizi ona kavuşturacak. Ama ben babamızın ikimizin yokluğuna birden dayanacağını zannetmiyorum. Babam isterse ikimizi de elde edebilir Bünyamin. Nasıl? Hatırlıyor musun? Dün seni almadan önce Hazreti İbrahim kıssasını anlatmıştım. Evet, amcamız İsmail'in kurban edilme olayını. Atamız İbrahim İsmail'ini kurban etmeye kalkmasaydı ona ulaşamazdı. İçindeki İsmail'i kurban etti de öyle onu elde etti. Ama babamız hala İsmail'lerini kurban etmedi. Yani bundan dolayı mı Allah sizi birbirinizden ayırdı ve bu ayrılık bitmiyor? Ne zaman babamı durumumdan haberdar etmeye kalksam Allah buna mani oluyordu. Şu halde bu hicranın biteceğinden ümitli olabiliriz. Benim hiç şüphem yok. Babamız ikimizi yitirirse yeniden kazanır. Merak etme. Çok yakında babamızla görüşeceğiz. Sen çok iyi ve şefkatlisin Asenat. Mükemmel insan örneği, sevgi ve şefkat denizi olan Yusuf'tur. Bana mı iyi diyorsun? Hayır, ben değil. Bütün insanların ona kul köle olduğu kişi iyidir. Asenat değil. Ben Yusuf'a çocukken baktım. Yüce ruhunu ve şefkatli kalbini çok iyi biliyorum. Bana karşı acımasız davranırken emrimdeki insanlara merhametli davranır, köleleri de severdi. Yusuf'un sana duyduğu sevgiden haberin var mı? Bana bir şey söylemedi. Ama Yusuf'un bakışlarından anladım. Bu sevgiye nasıl cevap vereceksin? Bilmiyorum. Bundan önce ona duyduğum aşk olsaydı onu bilirdim. Ama şimdi o aşk olmadığı için bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Yusuf Allah'ın peygamberidir. Onun sevgisi nefsin isteğinden kaynaklanmaz. O Rabbinin izni olmadan hiçbir şey yapmaz. Yani onun bana duyduğu sevgi Allah'ın buyruğundan mı kaynaklanıyor? Yüzünün güzelliğinden ve gözlerinin görmesinden önce onunla evlenmen için buyruk verilmiş. Unutma ki Allah'ın peygamberine itaat etmek zorundasın. Ben ne bir buyruk duydum ne de bir sevgi gördüm. Ve bir gün sevgisini izhar ederse ne yaparım bilmiyorum. Kalbimde Allah aşkından başka bir aşka yer olup olmadığını da bilmiyorum Asenat. İlahi sevginin kokusu her zaman insanın üzerine esmez. Bu kokudan uzak durmamaya çalışmalısın. İlahi sevginin kokusu her zaman insanın üzerine esmez. Bu kokudan uzak durmamaya çalış.
Geldiler. 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 Kervan geliyor. Geldiler. Kervanımız geldi. Keşke yol bu kadar çabuk bitmeseydi. Şimdi babamıza ne diyeceğiz? Hoş geldiniz baba. Hoş geldiniz amca. Hoş geldiniz. Bünyamin amca nerede? Hoş geldiniz. Bünyamin amca nerede? Numan, baban Bünyamin yok. Senin baban da yok. Yavuda amca, benim babam nerede? Endişelenmeyin. Merak etmeyin. Onlara bir şey olmadı. Gidelim. Niçin susuyorsunuz? Niçin konuşmuyorsunuz? Levi nerede? Neden konuşmuyorsunuz? Bünyamin'e ne oldu? Başına ne geldi? Yine başıma nasıl bir iş açtınız? Bünyamin ve Levi nerede? Niçin çıktığınız her yolculuk bir faciayla sonuçlanıyor? Niçin? Endişelenmeyin baba. Kötü bir şey olmadı. Yani bir şey olmadı. Bünyamin ve Levi ikisi de sağ salim ve hayattalar babacığım. Fakat çok çirkin bir olay meydana geldi. Buna inanmayacaksınız. Eğer sağ iseler, niçin sizinle gelmediler? Çünkü Bünyamin Mısır Azizi'nin kölesi oldu. Senin oğlun hırsızlık yaptığı için Mısır Azizi de onu köle yaptı. Alıp götürünce kardeşinizdi. Hırsızlık söz konusu olunca da oğlun hırsızlık yaptı, öyle mi? Siz ne kadar aşağılık insanlarsınız ki kardeşinizi hırsızlıkla suçluyorsunuz. Ama baba, biz gerçeği söyledik. Bu kafilenin bütün üyeleri Bünyamin'in hırsızlığına tanık oldu. Çalıntı mal Bünyamin'in yükünün içinden çıktı baba. Bu yalan. Bünyamin hırsız değil. Bu Bünyamin'e atılmış çirkin bir iftiradır. Hepimiz gözlerimizle görmeseydik inanmazdık. Ne yazık ki doğru. Hayır. 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 Siz bilmeyebilirsiniz. Ama kardeşleri iyi biliyor ki Bünyamin hırsız değil. Bünyamin'i ben büyüttüm.
O kesinlikle hırsız olamaz. Levi'ye ne yaptınız? O ne çaldı da onu yanınızda getirmediniz? Levi'nin dönecek yüzü yoktu. Bünyamin olmadan Kenan'a dönmem diyor. Mecburen Mısır'da kaldı. Bu sözler zihninizin ürünü. Bu lafları zihniniz size güzel gösteriyor. Bünyamin hakkında söyledikleriniz gerçekle bağdaşmıyor. Olayın iç yüzünü Allah biliyor. Ama görünürde biz Mısır Azizi'nin altın kasesinin Bünyamin'in yükünden çıktığını gözlerimizle gördük. Siz buğday almak için Bünyamin'i ısrarla götürdünüz. Allah'ın huzurunda bana söz verdiniz. Bu muydu verdiğiniz söz? Ben sizin elinizden nereye sığınayım? Ah Yusuf'um! Vah Bünyamin'im, Levi'm! Azizlerim, niçin yaşlı babanızı yalnız bıraktınız? Şimdi sizden ayrı kalmaya nasıl dayanayım? Bakın ayrılık acısı nasıl yüreğimi yakıyor, nasıl? Gözlerimden kan damlıyor. Hanginiz için ağlayayım? Hanginizi sevip öpeceğim şimdi? Bu kadar çok ağlarsanız kendinizi harap edeceksiniz. Ne olur ağlama baba, Yusuf, ne olur. Yusuf. Ağlamayın baba. Yusuf, Yusuf diyerek sadece kendi üzüntü yükünüzü arttırıyorsunuz. Ne olur bu kadar ağlamayın. Gözleriniz zayıf efendim. Onları kaybedeceksiniz. Yusuf'um. Yusuf'um. Kenan'ın ayı. Her doğduğunda hayatımın karanlık kulübesini aydınlatır. Gönlümün solgun evine hayat verirdi. Senin ayrılığın yetmezmiş gibi şimdi de Bünyamin'in ve Levi'nin ayrılık acısını da tatmak zorundayım. Hayatım şimdi eskisinden daha karanlık. Babasının azizi, acaba sen de benden ayrı düştüğün için üzülüp ağlıyor musun? Geceleri mahzunca başını toprağa koyup gözyaşlarınla onu suluyor musun? Üzüntü ve keder 36 yıldır bu hanedanı dört bir yandan kuşatmış. Biteceği de yok. Böyle olacağını nereden bilebilirdik? Mısır Azizi'nin misafirperver ve cömert olduğunu söylemiştiniz. Peki ne oldu? Bilmiyorum. Her şey yolunda gidiyordu. Yüklerimizi bağladık ve Kenan'a doğru yola koyulduk ki Bünyamin'in hırsızlığı her şeyi bozdu. Bünyamin hırsız değil. Bunu herkes biliyor. Ben bir şey anlamıyorum. Anne, amcalarım doğru mu söylüyor? Babam hırsızlık mı yapmış? Baban hırsız değil. Başına nasıl bir iş açtıklarını bilmiyorum. Bu iftirayla suçlarını gizlemek istedikleri kesin. Ama oradaki herkes çalıntı malın babamın yükünden çıktığını görmüş. Yanılıyorlar. Sadece altın bir kase bulunmuş. Bunu kendilerinin koymadığı ne malum? Bütün gözler babanın hırsızlığını görse bile sen yine de onun hırsız olduğuna inanma. Umarım ona bir şey yapmamışlardır. Yoksa ben onlara yapacağımı bilirim. Bünyamin hırsız değil. Böyle konuşma. Bütün Kenan halkı Bünyamin'e güvenir. Peki hırsız değilse nedir?
Peki çalıntı mal niçin benim hükümden çıkmadı? O ve kardeşi, ikisi de hırsız. Onlar babamızı bizden çaldılar. Baba özlemiyle yıllarca yanıp tutuştuk. Haika Alan'ın kuşağını da onlar çaldılar. Onlar Mısır Azizi'nin kasesini çaldılar. Onların ikisi de hırsız. Baba, sen gerçekten de Bünyamin'e hırsız mı diyorsun? Sizin için yemek getirdim baba. Yemek istemiyorum. Geri dön. Kapıyı açmadan şuradan şuraya gitmem. İstemiyorum kızım. Aç değilim. Ne olur baba. Kapıyı aç lütfen. Aa! Aa! Eyvah! Gözleriniz! Gözlerinize ne oldu? Kendine ne yaptın baba? Gözlerine hak düşmüş. Olamaz. Gel büyük baba. Gel buraya otur. Niçin kendinize böyle yapıyorsunuz baba? Kendinize acımıyorsanız bize acıyın. Niçin kendinizi bu kadar üzüyorsunuz? Ne oldu Dine? Neler oluyor? Niçin böyle bağırdın? Yusuf'um. Yusuf'um. Oğullarım. Ne oldu baba? Kendine ne yaptın böyle? Ne kadar dedik ağlama diye sana. Yıllardır bu ağlamalarınızla hem kendinizi harap ettiniz hem de bizi. Yeter artık, ne olur yeter. Acımanıza ihtiyacım yok benim. Yalnız bırakın beni. Sana yardım etmek istiyoruz baba ama... Yardımınıza ihtiyacım yok. Beni yalnız bırakın. Gidin. Gidin ve beni yalnız bırakın. Ne ağlamalarınıza inanıyorum, ne de acımanıza inanıyorum. Dinleyin bizi baba. Size söylemiştim. Size söylemiştim, Bünyamin'i görmezsem ölürüm demiştim. Gidin, gidin. Baba, ne olur gidin. Yalvarıyorum. İzin verin gidin. Ben kalayım, ne olur. Gidin. Ah Yusuf'um, ah, ah Bünyamin'im, ah Levim, ah Levim, ah. Ne oldu? Ne oldu? Babamın gözlerine ak düşmüş. Ak mı düşmüş? Artık hiç görmüyor. Dünden beri hiç durmadan ağladı. Bir an bile susmadı. Kendini öldürecek. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Bir yararı yok. Başka çaremiz yok ama bir şeyler yapmalıyız. Yusuf'um kaybolmuş. Kenan'a ne zaman döneceksin? Bu kadar yeter baba. Ağlamayın Yusuf. Ağlamalarınız bütün Kenan'ı mateme boğdu. Ne zamana kadar böyle ağlayıp duracaksınız? Açın şu kapıyı. Benden ne istiyorsunuz?
Baba. Allah'ın peygamberi. Gözleriniz. Yehuda. Rubin. Yusuf'umu aldınız. Bünyamin'i aldınız. Ağlamayı bana çok görüyorsun. Çocuklarıma ağlamayayım da kimin için ağlayayım? Sizden uzak kalmak için kendime bu kulübeyi yaptım. Tek başıma Yusuf'um için ağlayayım diye buraya taşındım. Acılarıma Bünyamin ve Levi'nin acısını da eklediniz. Susmamı nasıl beklersiniz? Yavrularım için ağlamayayım da kimin için ağlayayım? Beni yalnız bırakın. Beni yalnız bırakın. Ne istiyorsunuz? Niçin onu rahat bırakmıyorsunuz? Her şeyini aldınız, yetmedi mi? Sizi görmek istemiyorum. Sesinizi de duymak istemiyorum. Yusuf'umla yalnız kalmak istiyorum. Gidin. Bunu hak etti. İşlediğimiz bir suçun hayatımızın sonuna kadar yakamızı bırakmayacağını bilemedik. Yusuf'um, yavrum. Sen her zaman o çocuksu, o ilahi yüzünle gözlerimin önünde canlanıyorsun. Seni görmek için göze ihtiyacım yok. Sen her zaman kalbimdesin. Seni asla unutmam. Asla unutmam Yusuf. Keşke yıllar önce tövbe etmiş olsaydık da gerçeği açıklamış olsaydık. Kendimizi ve babamızı sıkıntıya sokmazdık. Biz aşağılanmayı hak ettik. Bize ne söylese haklı. Yusuf'u daha yeni yeni ona unutturmuştuk ki. Mısır Aziz'i Bünyamin'e alıkoyarak eski yarayı deşti. Ben Mısır'ın Aziz'ine minnettarım. O işlediğimiz suçu bir kez daha düşünmemize neden oldu. Hatırlıyor musunuz? Yusuf'u yok etmeyi düşündüğümüzde... Daha sonra tövbe etmeyi de kararlaştırmıştık, hatırlayın. Görüyor musunuz? Allah tövbe etmeyi bile bize nasip etmiyor. Neredeyse 40 yıldır tövbe edemedik. 40 yıl. Biliyorum. Benim hatam. Tövbenin kolay olduğunu düşünüyordum. Yakup peygambere selam olsun. Allah'ın habercisi. Vahiy meleği. Hoş geldin. Görüyor musun? Yusuf'umdan ayrı neler çekiyorum. Görüyor musun gözlerime ne oldu? Peki Yusuf'u kim yarattı ve büyüttü Yakup? Bütün cihanın yaratıcı Rabbi olan Yüce Allah. Yusuf'tan başka kaç çocuğum var? Kızım Dine ile birlikte 12 evladım var. 12 ardılı olan bir evlat için mi kendini yiyip bitiriyorsun Yakup? Onların hiçbiri Yusuf'un yerini dolduramaz. Yusuf'un bir eşi yok. Eşsiz olan sadece Allah'tır. Yusuf da Allah'a gösteren bir aynadır. Ona baktığımda Allah'ın cemalinin yansımasını ve yaratıcı tecellisinin somut örneğini görüyordum. Ben Allah'ı gösteren aynamı kaybettim. Bütün varlıklar Allah'ın cemalinin yansıması ve tecellisinin somut örneğidir. Etrafına bir bak. Fakat varlığın bütün yaratılanları Allah'ın velisi değildi. Yusuf Allah'ın velisiydi. Ben Allah'a gösteren aynamı kaybettim. O benden üstündü.
Yusuf'un senden üstün olduğunu nereden anladın peki? Çünkü rüyasında beni kendine secde ederken görmüştü. Allah marifet sahibidir. Ve senin de tek bir gönlün var. Bir gönüle iki sevgili sığmaz. Aman Allah'ım. Rabbim. Eğer haddinden fazla Yusuf için üzüldüysem, mağfiret diliyorum. Tövbe ediyorum. Tövbe ediyorum. Ben Yusuf'u Allah'ın ortağı değil, onun halifesi olarak görüyordum. Yakup, Allah İsmail'i ceddin İbrahim'e ne zaman bağışladı biliyor musun? İbrahim'e kesmesi için bir koç gönderdiği zaman. Hayır. İbrahim İsmail'ini Allah yolunda kurban etmeye hazır olduğu zaman İsmail ona geri gönderildi. Evet. Bu doğru. Ben hala İsmail'lerimden vazgeçmedim. Belki bu yüzden hala Yusuf'u görmeye nail olamadım. Mahcubum. Mahcubum. Ama Allah'a yemin ederim ki şimdiden itibaren her ikisinden de geçtim. Her ikisinden de geçtim artık. Hepsinin yerine Allah bana yeter. Her sıkıntıdan sonra bir ferahlama vardır. Bu acı ve sıkıntı huzurun başlangıcı olabilir. Ayrılık ve hicran son bulacak. Kavuşma anı yaklaşacak. Böyle olduğunu nasıl anlayabilirim? Araştır. Yusuf'u ve Mısır'ın durumunu soruştur. Sonunda ümit ışığını bulacaksın. Allah'ın habercisi. Vahiy meleği. Neredesiniz? Rabbim, bundan böyle bütün şikayetlerimi ve yakınmalarımı sana getireceğim. Benim için Yusuf, seninle Yusuf'tu. Sensiz Yusuf bir hiçtir. Sensiz bir hiçtir. Rabbim, Rabbim, ben sadece sana tapıyorum ve senden yardım diliyorum. Yusuf güzelliğinin bir aynasıydı. Ben seni görmek için aynaya bakıyordum. Aynanın görülecek bir tarafı yok. Eğer Yusuf'u seviyorsam sevgiyi yaşamak içindi. Yoksa benim gerçek sevgilim sensin. Yusuf'u sevmekle sevginin anlamını idrak ettim. Yusuf'tan geçerek de gerçek sevgili olan sana ulaşıyorum. Allah'ım, Allah'ım, Yusuf sana ulaşmak için bir köprüdür sadece. (Gülüyor)
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.